Merhaba, işte yine mutlu bir cumartesi sabahı Mutlu Kalpler Kulübü'ndeyiz. Yine çok 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 şeker iki tane konuğum var. Ama yine size bir şey söyleyeceğim. Yine diyeceksiniz ki yok artık ama vallahi de billahi de yine 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 Sevgili Ayşen İnci bizle. Ayşen İnci de benim akrabam. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Bizim gelinimiz yine. Evet. Ayşen İnce Devlet Tiyatrosu'nun çok değerli yönetmenlerinden, oyuncularından, eee dramaturkluk yaptın mı, yapmadın yani ama yazdığın, yazdığım yazdığın otomatikman var. yapıyorum tabii, tabii. Yazdığım oyunlar var çünkü. Televizyon dizilerinden tanıyoruz. Sihirli Annem de Ah evet, ne evet. Sihirli annemmiş o. <laughs> evet ama çok güzel. Yani mesela şimdi benim çocuklarım seyrediyorlar eski yayın onları gösteriyorum. Oğlan çok bayılıyor böyle mecit yapıyorum Bayılıyorlar hala dersim. öyle ya. Yani kucağında çocuğuyla geliyor birisi. Biz sizinle büyüdük diyor. Bakıyorum ya kucağında çocuk. <laughs> yani e, siz bu kadar bu yaşa geldiyseniz eyvahlar olsun biz ne olduk acaba Ayşe, falan biz diyorum. Yaşalıyoruz. Biz yaş Biz yaş alıyoruz tabii. yaş o kadar. Onlar büyüyorlar, yaşlanıyorlar. Biz yaşalıyoruz. Ve sevgili Parla Şenol bizimle birlikte. Parla Şenol da benim çok 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 eski arkadaşım. Ve dolayısıyla aslında o da benim ailemden sayılır. Neredeyse? E zaten iş camiasında babalardan, işte abilerden tabii kardeşlerden falan. Tabii. Demin konuşuyorduk bu camia içinde 4-5 tane aile var. Hı hı. Böyle dallanmış, budaklanmış, her tarafı sarmış sarmalamış. İşte Parla da çok değerli babası... Hı. Abisi hepsiyle birlikte istersen dayı, evet herkesler bizde Kuşilleri. de öyle işte. öyle. Ben Cihan o damat aile. Tabii ben a gelin. Evet Cihan Ünal da bizim damat. aileden o da, ee, da o da damadımız. Rahmetli Nedret Yenge, Nedret Güven Nedret o da, güven. da bu aileye gelin. Öyle Ali Erona. Tabii tabii. Ali Erona belki Annem rahmetli e. olduğuna Bilgin. göre bunu söyleyebilirim babamla e, bir e, hoşlukları vardı aralarında Nedret'in. Aa! Beni <laughs> <laughs> oh. <laughs> buldu ya. E, ama yani hoşlanılmayacak bir hanımefendi değildi ben çok hayrandım Evet, nele ne tablo çok so, şen şakrak. Sihirli annemden ben de Selena'ya geleyim. Şimdi Selena'dan dolayı beni de çok tanıyan Oo, bayağı Ooo, iki ciddi tane sihirbaz e, benim karşımda. Evet e, dün oğlanı anlattım benim oğluma şaşırdı. Şey oluyor mesela böyle 55'lik 60'lık biri yanında da işte 25'lik 30'luk biriyle geliyor. Aaa Parla Hanım diyor. Tabii gençler sizi tanımazlar ama sizi nasıl da tanıdım hemen diyor. <laughs> Yanındaki genç Aa, niye, ben, niye tanımayayım ben de tanıyorum tabii ki Parla <laughs> <laughs> Televizyon dünyası bambaşka bir şey. Şimdi hani ikiniz de çok değerli tiyatro oyuncularısınız. Ama şu anda o diziler hep öne çıkarttı, tabii, değil mi tabii, herkes? Tabii, tabii, yani tabii, bu kadar tabii. yıllarca yaptığın bir anda görülmüyor. Sen kaç tane oyunda oynadın devlet yapımında? Bu, bu yıl ben 48. yılıma girdim profesyonel e yani. oyunculuk olarak. Yani o kadar çok oyun var ki. Hani bu yüzden eğer biri beni yolda oyunumla tanırsa ben çok mutlu oluyorum. Ben ya de arada bir sesimle konuşsam. tanıyorlar. Bir hoşuma gidiyor. Evet. Sizin sesiniz yabancı değil falan. Diyorum Merlin Moore'a yıllarca konuşan <laughs> kadınım yani falan diye. Ee, ama işte maalesef televizyon her zaman için yani, öne geçiyor. Kesinlikle. Yoksa kesinlikle. Senin, e, senin de epey e, son müzikalin e, de vardı benim değil mi? De... Tiyatrom çok yoğun değildir yani 25 oyunda falan oynadım ben ama en son evet İzmir'in Kızları diye bir müzikal başlamıştık. Seyrede çok da güzel bir ya. kadroydu. Pandemi dolayısıyla bitti. Tekrar canlandırmak biraz zor. Çok büyük prodüksiyon Gökçe Bahadır e, falan e, vardı. Çok çok da mutluydum. E, benim de ayıptır söylemesi 60. sanat yılım bu sene. <laughs> Biz, e, baba atılanlar E, ben de öyle ben de işte yaşımdan dolayı hani anne karnında falan dolaştığımız için oralarda <laughs> dolayısıyla bir şekilde başka bir şey olmuyor zaten. Olmuyor, yani bir şekilde dedi. onun içine düşüyorsun. Dedi. Şimdi neler yapıyorsun Ayşen? Şimdi neler yapıyorum? Yazıyorum, çiziyorum. Ee, i̇lkokullarda okutulan bir kitabım var. Okutulması gerekli kitaplar listesine Hı -hı. alındı. İşte şimdi pandemiden sonra yine ben okul etkinliklerine başladım. Ee, psikolojik ha? Öyküler diye Onu bir diyecektim. evet o e, yeni e, çıktı. Raflarda yerini aldı kedilerin ağzından insan hikayeleri. Hı hı. Yani daha şöyle şey bir başka kattık. Kediler sahiplendiklerini anlatıyor. De onlar bizim sahibimiz diyoruz ya kediler için. Bir de bu arada benim bir masal kanalım var YouTube'da. Hı, hı. Periliçeden masallar. Orada masal anlatıyorum. O psikolojik e, öyküler, Kekler, evet, öyküler o büyükler için, o ha, büyükler için o. Ha büyükler Çok için. Değil. Yok. O büyükler için. Psikolojik psikoloji, psikoloji, psikoloji. yani. yani pisilerin anlattığı. Pisi pisi pisi. ya ben yol yorgun tabii biraz anlamada. <laughs> yok yok. Ay yani ben de şey de seni hemen... hep çocuklara oturttuğum evet, için. Evet evet yok bu büyükler için. Hı -hı. Öyle bir. Hemen okumamız öykü lazım. Bu. Getiriyormuşsun evden çıkarken. Getiriyorum sen bana hani erken çıkalım deyince o masanın üstünde kaldı. İstanbul trafiğinden ben geldim mi beynim dönüyor. O evet. kadar uzun zamandır yokum ki bir anda ne olduğumu anlayamıyorum. Her taraftan üstüme geliyorlar korkup saklanasın falan geliyor böyle <laughs> üstüne üstüne geldiklerinde. Bizim de parlayla dublaj günlerimiz falan var böyle çok renkli çok eğlenceli. Demin dedim ya dedim birlikteydik hani çok güzel dublaj. Ne, ne gırgırlar yemekler söylenir öğlen şeyler. Ay, evet ben yemekçi ya. başıydım zaten Allah aha, evet. o zaman da böyle yemekler öğlen saati gelir bilmem nereye ararız falan böyle. Böyle. Ve Ankara'da da dublajda Ankara'da beraberdik. Tabii Ankara'da da, Ankara da Ankara beraberdi. Doğru. Da an. Yani Ankara'da ben tabii sonra an İstanbul'da an. oldum tabii. Biz, de, biz sonradan bir tabii sonradan İstanbul'a, sonradan görmeler İstanbul'u. Şimdiki gibi kanal olmadığı için dublajlar 4-5 kişi, 6-7 kişi malum bir arada girdiğimiz için beklerken de beraber bekliyorduk. Tabii, tabii, tabii. Çok güzel arkadaşlıklar, sohbetler, tabii, eğlenceler tabii. oluyor da. Şu anki dublaj başka bir meslek bence. Aslında şu anda bizim meslektaşlarımız yani yeni nesil başka bir nesil. Ay, yani, Her yani, şey. Tabii, Şimdi tabii onları ki. da konuşacağız. Tabii. Aklıma şey geldi benim o dublajlardan bir tanesinde sevgili Oya presçiler vardı. Tık 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 bir yeri arıyor. Dondurma mı bir şey söyleyecekti o gün. Ondan sonra çevirdi numaraları falan. İşte biz dedi dondurma istiyoruz dedi. Adam oradan ceviriyor. Hatırlıyor musun Burası ikinci şube hanımefendi dedi. <laughs> e diyor, e, tamam diyor ikinci şubesiyse oradan gönderin bize diye böyle. Ay ne güldük de. sonra Oya yerlerde tabii. Bizim yıllarca ağzımızda kaldı ikinci şube Oya ya diye. Çok keyifliydi Almula. Hatırlarsan çok bir de inanılmaz emek verilirdi. Önceden provasını yapardık defalarca. E. Böyle herkes sıraya girer hadi sen kalk ben prova yapacağım şimdi. Öyle paldır küldür girilmez, ne kadar ciddiye alınırdı. Çok ciddiye alınırdı çok. Ve hiçbir hata kabul etmezdi. Ben şimdi böyle spikerleri dinlediğim zaman dizilerde bazı, Ay, bazı, bazı çok tanınmış oyuncuları dahi dahi, dahi değil mi? ya <laughs> evet, dahi dinlediğim zaman dehşete kapılıyorum. Çok çok fena Türkçeyi ama Türkçeyi tamamen katlettik. Katledildi bir de böyle bir fısıltıyla bir herkes bir fısıltıyla konuşuyor bütün dublajlarda falan. Kadınlar özellikle Bir fısıltı yani doğal mı? Hani doğal... o, o, duymuyorum ki ne ben. diyorsun diye. Ee, yeah. Çünkü güzelim bak ben ona hep şöyle anlatıyorum. Kanallar arttığında izleyiciler dinleyici haline geldi. Kadınlar e, mutfakta iş yaparken e, dizi dinlemeye başladılar. Öyle olduğu için de teknik elemanlar genellikle e, aynı frekansta çok inişli çıkışlı olmayan konuşmaları tercih eder oldular. Böyle olunca konuşmalardaki çok nüanslar ama. kayboldu. iniş çıkışlar kayboldu. Sadece ben seninle konuşurken böyle konuşuyorum. Ah ne, ne kadar, kadar yok, kızdım ne sana kadar. bak şimdi. Öyle kızgın. Ay valla heyecandan konuşurken. Dur lan beydi önemli değil. Ya çok enteresan Öyle, oldu. De. İşler çok değişti. Şimdi çok sen değişti. de Ankara Devlet daha, tabii. daha doğrusu tabii Ankara ha, Devlet Konservatuarı karışıyor tabii. şimdi. Hacettepe'ye bağlandı ya. Tabii, sen de eski ben eski, eski 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 yani tabii tabii yani senin babanın mezun olduğu okul o yani. O taşların dili olsa ah, da anlatsa tabii, şimdi tabii, tabii, nikah tabii. dairesi galiba Mamak Belediyesi'ne bağlandı. Üzücü. Evet. Evet. Orada ne anılar, neler, Olmaz ne kapı mı? kırmalar, Olmaz ne kapı mı? kaçırmalar, neler, neler neler bir anlatıyorlar o zamanları ki. Tabii, tabii. Evet. Sen neler yapıyorsun? Valla ben çok şöyle bir son iki senemi pandemiyle ilgili başlayarak anlatayım. Pandemide ben çok mutlu oldum. Özellikle ilk sene. Ee, yapmak istediğim yapamadığım bir sürü şey vardı. Ee, nedir diyeceksin? Birikmiş dikişlerim vardı. <laughs> Onları aldım, kendime bir prova mankeni aldım, boy kısalttım, pen sattım, bilmem ne yaptım. Sonra e, bir e, sıcak tutkal, silikon tabancası aldım, <laughs> takılar yaptım, süs eşyaları yaptım, yılbaşı için arkadaşlara hediyeler yaptım falan filan. Ve ilginçtir, bir beste yapmaya başladım ben. Aa ne güzel. 65 yaşına kadar beste yapmayan, 64 yaşına kadar hiç de beceremeyen kadın birden sıkıntıdan evde beste yapmaya başladım. Yani şimdi komik gelecek ama iki yüzün üstünde bestem oldu. İnanmıyorum. Çok Vallahi güzel. billahi. Aa, ne kadar üretkensin. Şahane. Hani, tabii ki bunların 20 tanesi güzel. Hiç, çok güzel. Hiç önemli değil. İşte ne bileyim 50-60 tanesi vasat. Yüzü çok kötü belki ama değil. güzelleri de var içinde. Çok mutluyum. Çok güzelmiş Belki o bestelerin söylenir. Çok güzel. Ben hani böyle bazı işlere atlıyorum. Ay ben yapayım. Şimdi ben sana atlarsam sen bestelerinden nefret edersin bir <laughs> anda. O konservatör derken meseleyle Hoca vardı. Sen bilmiyorum Meseret Hoca'yı bilir misin? Meseret Soyak vardı. Yok. Kadın son mezun derken şu lafı etti. Al seni mezun ediyorum ama bir daha dinlememek için diye. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bir şahat dersinden mezuniyetim var. bestelerini atlamıyorum senin şimdi. Psikolojik masallar nereden Ölküler. geldi aslında? Öyküler. Psikolojik öyküler. Ya zaten hani hayvan çok seviyorum. Onun yanında işte kedilerim vardı benim. İnanılmaz bir böyle kedi hastalığı var. Bir gün aklıma geldi dedim ki yani değişik bir format olsun. Yani zaten işlediğim konular hep insan hikayeleri. <laughs> mesela Atatürk Kültür Merkezi ilk boşaltıldığında seneler önce mesela orada bir kurmaca öyküm var. Rigoletto diye. Kedi anlatıyor. Kedinin adı Rigoletto. Orada dekorların içinde annesi Rigoletto oynanırken doğurmuş ve biz orada hakikaten kedilere çok bakardık. Ve adını Rigoletto koymuşlar. Ve o kedi kendini böyle çok ayrıcalıklı hissediyor. İşte aryalar, piyano sesleri, tiratlar onlar yani diğer kedilerden bir üstün e, görüyoruz. Hani sanat, sahne tozu yutan kedi zaten Hı -hı. hikayenin adı da. Ondan sonra AKM'yi boşalttığımız zaman tabii o kediler de dışarı atıldı. Ve o kedi bir anda nasıl... Sanattan bütün alışık olduğu ortamdan uzak kalmış, o sanattan, o pencerelerden dışarıya çıkan e, o seslerden ve o mutsuzluğu anlatıyor. Hı hı. İşte ne bileyim bir travestinin kedisi var, o onu anlatıyor. Çok... E, bir Özdemir Asaf'ın kedisi var. Yani bir iki tane e, gerçek e, olaylara dayanan hikaye var. İşte Özdemir Asaf'ın kedisi gibi, işte Ayasofya'nın kedisi Gli gibi, işte Ahmet Hakan'ın kedisi Sekder gibi. Böyle birkaç tane var onlar bildik öyküler işte onları ben e, bir şekilde yazdım ama onun dışında tamamen kurmacı ama hep böyle kedilerin abi Mesela bir figüranın kedisi var <laughs> bir umut gelmiş adam memleketinden bakmış ki e, bütün işte eski oyuncular dizilerde oynuyorlar. Bir de hani herkes çok para kazanıyor diye böyle şişiriliyor <laughs> ya şeyler <laughs> geliyor bir umut işte Yeşilçam Sokağı diyorlar ki artık çok şey değişti işte auditionlar farkında değil nedir o? Güç bela yani bu arada bir... söylemek istediklerini de bu vesileyle tabii, Tabii tabii güç bela bir şey buluyor, bir iş buluyor, çok seviniyor. Ama minicik minicik işler, üç kuruş paraya. Bir tane kedisi var onun da çocuğu oyalansın diye almış. Ve Bir gün kapısını çalıyorlar diyorlar ki ay ne kadar şanslısın. İşte senin kediyi istiyorlar, kedi çok güzel bir kedi. Bir çocuk dizisinde diyorlar senin kedi kullanılacak, iyi. İşte araba alacak, getirecek, götürecek, en iyi mamalar alınacak. İşte yiyemeyesi de şu kadar. Onun aldığı yemeden çok daha fazla. Yani kedi <laughs> kadar bile olamadık diyor adam ve tekrar gerisin geri. Aslında eden, hakikaten. Hep böyle böyle hikayeler yani At, yani insanı acıtan ama evet evet başka da bir keyif veren acıtan başka Kimi çok ıı, tabii kimi çok ıı, eğlenceli bazıları çok eğlenceli çoğu hüzünlü böyle bir kitap güzel yolu bol bol şansı olsun. Dilerim. Açık olsun, satışı bol olsun. İnşallah. Kıymet görürsün değer. Evet, önemli görsün. olan o en zaten. Şey o, e, evet. Çünkü artık son çok zamanlarda birçok bir şey değer Tabii. kaybediyor ya, ki. Şimdi, o kadar çok benzer yönümüz çıkıyor ki Ayşenle onun içinde galiba birbirimizi çok evet, sevdik zamanında. Ben Ayşen evet, ben Ayşen'in ile senin. Aa ben Ayşen'i çok severim Canım bana. Benim. Beraber oynamadık ama bir programda beraberdik, evet. çok sevmiştik evet. birbirimizi. Ben de bir on küsur sene önce çocukluktan başlayıp 20'li yaşlarıma kadar ki anılarımı yazdığım bir kitap olmuştu. Fakat o kitabı şöyle bir şey yapmayı tercih etmiştim Almula bugünkü parlanın kafası ve kullandığı dil ile o günleri hatırlayarak değil de o günkü parla o günkü olayları nasıl hatırlıyor idiyse ona göre bir dil ve üslup kullanmaya çalışarak o çocuğun gözünden, o gencin gözünden Hı -hı. yazmaya çalışmıştım. Öyle olunca tabii dil daha primitif bir dil oldu, bilmem ne oldu. Fakat bunu pek doğru anlamadılar sanıyorum. Hı -hı. Hani e, sen dedin ya işte değerini bulsun, şusu Hı -hı. busu. E, her şey her zaman senin istediğin gibi olmayabiliyor. Tabii. E, başka türlü değerlendirilebiliyor. Hı -hı. Ama çok büyük sevk şimdi yazmak şimdi. Mesela bana okay, soruyorlar. Okay. Tamam oyunculuk zaten esas önce oyunculuk ama o kadar farklı bir alan ki şimdi biz ne yapıyoruz? İşte oyunlarda, dizilerde elimize geliyor, tekstler geliyor, senaryolar geliyor. İşte birileri yazmış. O inansan da inanmasan da sevsen de sevmesen de onları ezberliyorsun. Başkalarının ağzından, kaleminden çıkan şeyleri onları oynuyorsun hele de ha, tabii. devlet tiyatrosuna bağlı olduğunuz için o zaman şekilde şansın de, da yok. tabii değişikliği seçemiyorsun ama yazmak insanın kendini müthiş özgür hissettiği bir alan. Her şeyi ben kendim yaratıyorum. O kişileri yaratan Öyle. benim, olay örgüsünü yaratan benim. O müthiş bir özgürlük. Tabii çok o kaleme dökmek bambaşka bir yani şey. Ben güzel. de. Şey i̇şte sen de yazdın, yani sen yazdın, yazdın. de biliyorsun tabii. Çok duyanladım. In, özellikle o, insanlar üzerine bir şey bildiği zaman, büyük de. Kendini de iyileştiriyorsun, tabii. etrafında iyileşiyorsun. Bu acayip de bir duygu oluyor. Tabii. Tabii. Benim mesela bu bahsettiğim müzikalde oynamadan önce e, müzeye bakışım çok daha e, kalıplı, matematik belirli bir disiplin içindeydi. Hmm. E, bizim o müzikal. Sezen Aksu şarkılarından oluşmuş bir hı hı. müzikaldi. Ee, Sezen Aksu şarkılarıyla bu kadar iç içe girdikten sonra sanıyorum benim beste yapmaya niyetlenip bunu denemem de o vesileyle oldu. Ee, senin o yazılarınla e, kendime olduğu gibi ifade edebiliyorum çok özgür bir alan dediğin şeyi hı hı. ben de. E, o besteleri şarkıları yaparken tabii. onun sözleriyle tabii. yapıyorum bu ara. Yani e, bir hastalıktan da bahsedebiliyorum o sözlerde. E, bir mutluluktan bahsedebiliyorum. Yemek yaparkenki halimden bahsedebiliyorum. Tabii ki biraz teatral oluyor belki Hı -hı. de benimkiler ama. Ama olsun <laughs> daha güzel oluyor biliyor musun? Şimdi tabii ben seviyorum biz, biz yazarken ne oluyor? İşin içine oyunculuğumuz da giriyor, yönetmenliğimiz evet. de giriyor. Evet, evet. Şimdi yazıyorum bir şey hayal edelim, oynayarak yazıyorum, yazıyorum. Mesela senaryolarım var. İnan ben şu an onu mesela çekebilirim. Çünkü yazarken bütün o görüntüler gözümün önünde. Yürümesi, bir sokağa girmesi, kostümü, konuşmalar. Konuşmaları oynayarak yazıyorum. Elimde değil, oynuyorum yani yazarken oynuyorum. O çok farklı bir şey. Bence bizim artımız o. Evet. Tabii o, yani biz o şeyin içine her kalıba her karaktere bir kere biz girip yaşıyoruz zaten. E bir de işin içinde reji kısmı da yani tabii, eğer böyle da yaptığımız için yaptıysan falan tabii. zaten direkt koyarak Hemen, ediyoruz. evet. keşke hepimizin kitapları bu tür romanlarımız işte senin tabii. hayatınla ilgili senin de muhteşem bir hayat hikayen var aslında. Çok çünkü Yeşilçam'ın içinde şimdi biz hani babaların ben babamdan dolayı işte ben sen, neden sonra yani. sonradan sinema ama tabii. hani sen Yeşilçam'ın içinde do, oldun ve en zor zamanlarında oldun. Evet. O zamanki yeşil çamı bence özlüyorsundur diye düşünüyorum. Yani o Yok. o büyüyü. Ben de şey yoktur Almula. Geçmişi özleme duygusu bende yoktur. Yani o büyüyü ben bugünkünde bulmaya çalışırım. Bugünkünde kendime başka bir büyü bulurum. Ee, hiç nostalji takın takılmayan bir yapım Hı. vardır. Ne güzel. Ee, evet. Kutluyorum seni. Evet. Ben onu başaramıyorum. Ee, ben de başaramıyorum. Yani ben geçmişe çok dünlerim, güzel. geleceğe henüz gelmemişlerim. Bakar mısınız yani ne kadar ay, ay, en en güzel. güzel ay çok güzel Ay çok tatlısın. Bilmiş, <laughs> bilmiş, bilmiş. Çok tatlısın. Ee, şey Ama şeyi seviyorum yani oyunculuğu çok seviyorum, şarkıcılığı çok seviyorum, seslendirmeciliği çok seviyorum, yaptığım işlerin hepsini çok severek yaptım ve yapıyorum. Ve o günkü Yeşilçam'la bugün arasında da ben aslında çok büyük bir fark görmüyorum. Şu böyle bir e, durum var. Herkes manne, diyor ki ay man ne man ne deyip para falan ne kadar farklı demiyorum. yani şu anda ciddi rakamlar ödeniyor ama. Ha ama ben o açıdan bakmıyorum. Yani benim baktığım e, çalışma e, aşkı, çalışma şevki, e, çalışma koşulları ve e, alınan keyif benim baktığım noktalar onlar. Para hayatımda hep benim son madde oldu. O zaman da insanlar şevkle çalışıyordu. Evet. Şimdi de emin olun şevkle çalışıyorlar. Ben buraya birazcık orada duruyorum. Yani şimdikilerin ben çok şevkle çalışan parmakla Oyunculardan sayı. bahsetmiyorum ben. Ha. Evet ben de çok yani. fazla katılmıyorum. Çok Hadi ya yani, ama ben oyunculardan hani gençler, bahsetmiyorum. Ha, tamam o zaman tamam. Ben kamera ekibi set ekibi işte senaristler Ay, onların yönetmen. ama onların canı çıkıyor onlar yani ben esaslardan bahsediyorum. Yani esas zor Eziyeti zaten. çeken onlar zaten. Yok. Oyuncular evet. değil misin? Oyuncuların çoğu yaptığı işe saygı, kendi saygı <laughs> duymuyor 0. ki. Yani tabii. Yok. sözümüz meclisten dışarı. Gerçekten çok da bu işi sahiplenerek olmaz mı tabii? Çok çok başım. Mesela Ben Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranı gerçekten. Kesinlikle. Hayran, Kesinlikle. Oyuncu, oyuncu olarak herkes söylüyor. söylüyor iyi. Çok güzel açtı kendini. Tabii bebek İnanılmaz yüzlü aktörden var. iyi üçüncü denilir evet. oldu. Bu çok yani büyük başarı. Ve çok da saygılı. Kesinlikle. Güzel işler yapıyor. Ama mesela bakıyorum hakikaten bazı kişilere ya diyorum yani... yani niye niye yani niye? Evet, evet. Genellemeler tabii ki yanlış. Yani mutlaka yüzde on, otuz, kırk eksepsiyon. Ay ukalala bak eksepsiyon. Dilime işe karısı derim ben de hemen böyle ay diye. Farklı olan, aykırı olan bir şey var. Ay ne? Bulamadım da Türkçesini rezil oldum. <laughs> yok yok ama biz tamam. Seyir, Öyle istisnalar var şeyleri. evet ama. Demin şeyi dedim seyirci dedim gene Tamer, Tamer Hoca serisi. Tamer o gün bana dedi ki seyirci değil deneyimleyici dedi. Ama dili dönmüyor adamın deneyimleyici, deneyimleyici evet. diye. O da Zor seyirciye ama... bağlı herkes deneyimler mi acaba? Diye yani. evet bu da, bu da başka o var, O da başka şeyden. bir konu. Oyun var mı? Oyun şu an Yok. Var Sen mı Tabii, ee, Sen de emekli oldun değil mi? Emekli oldum. Tabii biliyorsun devlet tiyatrosu yani ödenekli tiyatrolar 65 yaş üstüne sahne yasağı koydular. O Bu o arada yaşlar da çıkıyor tabii o ben... ortaya. Nasıl yani gizlerse. Yani yanlış bir laf atıldı ortaya. O laf başka yer. Yani hani gidelim bir kuyuya taş atar ondan sonra o büyür büyür büyür. Ama gerçek... doğru. Ama, ama hayır, şimdi öyle evet de hayır, yani. bir söyle, şekilde anlaşılınca ama... düzelecektir. Hayır. Şöyle çünkü ee, sezon başında oynayan arkadaşlar mesela bunun içinde işte Can Gürzaf var hocamız işte büyüğümüz başka arkadaşlar var oynadıkları oyunlardan alındılar ve bazı oyunlar artık bu sene oynanamaz hale geldi içinden 3 oyuncuyu almış 4 yani oyuncuyu almış. Ben bu konuda asla konuşmayacağım asla ha. görüş bildirmeyeceğim sansüre uğrar, uğrar falan onun için sustum. Yok yani bu <laughs> yani ama şey çok dur. yanlış bir şey bu. Can Gürzaf alındı yani Can Gürzaf'ın yerini kim tutabilir? Kim tutacak kim yani? Yani, yani müsamerelere mi döneceğiz biz böyle yetmişlik rolleri şeyler mi oynayacak ilkokul müsameresi de olduğu gibi. Ben 80 yaş oynar mısın? Oynarım niye oynamayayım? Ay ben Bayıla... ben oyna, vallahi de oynamam billahi de oynamam. Ben oynarım. Aa, aa, Aa niye oynayayım 80 yaş? Oynarım. Ben de oynarım. 80 yaşıma Baba geldiğinde bak, şu versinler var. bana 80 yaşlı yaş. Ama oynayayım. 80 yaşına geldiğinde aynı performansı gösterebilecek zindelikte olamayabilirsin. Ama 80 yaşının şeyiyle oynarım. Ben 80 oynarım. yaşında oyuncu çok az var sahnede olup da Hay performansı hayatım, şimdi şu falan. var zamanında yaşımın ıı, yarısı rollerde oynadım daha hatta ben, ben diyordum dakika, ki ben daha jövfi <laughs> ben mi? Tamam, kızım Avrupa'da, sen oyna ama sen oynama. yaş ortalaması Tabii sen Ama onları nasıl sevese ve kabul ettiysem, o zaman hatta itiraz ediyordum. Ya yapmayın arkadaşlar diyordum. Yani ben şu yaştayım. Bakın bu rol şu yaşta o olsun. Sen sahne hiç göstermiyorsun. Tamam. tamam. Ona itiraz etmedim. E ee, bunda da itiraz 20 etmem. 20'li yaşlarda oynarım ama 80'lik <laughs> oynamam hiç kusura bakmasın kimse. <laughs> ya şu var bak. Hiç önemli değil. Benim için önemli olan hani bedenim müsaade ediyorsa evet zihnim müsaade ediyorsa e zaten hani ben eğer ezber yapamıyorsam bana çık oyna deseler de zaten ben kabul etmem yani kendimi bilirim o ne kadar büyük bir azaptır Tabii. sahnede yetersiz olmak bundan daha büyük bir acı olamaz. Zaten bunu hiçbir oyuncu kabul etmez. Şimdi Anne tabii, kendine güveniyorsan oynarsın. Sahne deşimi. O şöyle, yüzden yasaklama yanlış. Bir şey yani. var bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Hani sinema başka bir şey, e, dizi başka bir şey, e, tiyatro başka bir şey. E, tiyatroda en yakın seyircinin dahi senin kaz ayaklarını veya burnunun kenarındaki sivilceyi görme şansı pek olmadığı için senin siluetine, beden diline, kendini ifade etme biçimine bakarak yaşar. Değerlendiriyor. Öyle olduğu için bir oyuncu eğer yetenekli ise kendinden 20 yaş küçüğünü de 20 yaş büyüğünü de oynamam, ayolamam. tamam oynama. o rolleri biz oynarız, <laughs> pardon o oynamasını biz, biz oynarız hayatım ben, seninle. de. Ben bir reji yapayım. Size. Sen bizim torunumuzu oyna. Neden <laughs> olmasın? <laughs> <laughs> Senin son oynadığın oyun mu ödül aldıydı? MS hastası değil mi? O da o, o evet. Olmuş ödül aldım ondan oyun. sonra da işte ikinci bölüm oynadım Neil Simon onda da komedide Bu ödül da çok aldım. çok güzel oyundur ya. Çok güzel oyundur İkisi de çok güzel. Oynayamadım ve oynamak isterim dediğin keşke ben bunu da oynasaydım, oynasaydım dediğin oyun var mı? Ya mesela şey izlediğim zaman Ankara'da hem oyuncu hem seyirci olduğum zaman mesela Cüneyt Hoca'nın Don Quixote'undan çok etkilenmiştim. Hmm ve orada e, Aytan Hanım'ın oynadığı mesela Aldonza müzikleri de çok güzeldir. E ben hal hani, müzikal falan da oynamıştım biliyorsun. Ah keşke imkanım olsa da oynasam, oynasaydım ki onlar muhteşem oynamışlardı ve içimden bir geçirmiştim. Yani şanslı bir oyuncuyum. Güzel roller oynadım. Yeni dizilerde var mı aklına takılan böyle? Ben ay bu rol bana gelseydi keşke falan diyeyim. Yok dediğim. çok fazla. Yabancılara daha çok özeniyorum. Onları çok kıskanıyorum. Ben şeyi kıskanıyorum. Şu Nur Süer nasıl başarılı oynuyor. Nasıl Aa, çok güzel iyi. oturdu role. Çok çok İnanılmaz güzel oynuyor. bir evet, şey yani. Evet, bu kadar evet. mı bir insan denk Ya olsun gibi. zaten sana bir şey söyleyeyim Birazcık da o ıı, yaşların ıı, rolleri biraz böyle işte güzel... Iı, incelensin, güzel yazılsın ve oynansın. Ben hep buna itiraz ediyorum. Yani tamam ben şimdi bu yaşa gelmişim. Genç kız oynamak gibi bir iddiam yok. Tabii ki anneanne de oynayacağım, babaanne de oynayacağım ama derinliği olsun bu rollerin ya. Hani öyle bir çifte standart var ki hani hep erkek rolleri daha iyi. Ama daha tiyatro güzel da öyle değil mi? Kadında da öyledir. Kadın rolü Kadın da Ne kadar zordur. Kadınlara rol o kadar az yazılmış. Çok tabii güzel. Hep erkek rolleri daha ağırlıklıdır. İşte biz de şimdi nedense işte birkaç tane böyle biraz Aa, ağırlığı olan yani. belli bir yaştaki e, kadınların rolleri ön plana çıkmaya başlıyor. Çıksın tabii ya Helen Mirren nasıl oynuyor? Judi Dench nasıl oynuyor? Tabii. Bizlerden tabii. çok daha yaşlılar. Olağanüstü tabii. güzel roller oynuyorlar. Ben onları kıskanıyorum. Vanessa Redgrave ne kadar güzel roller oynuyor. Ben de sizi kıskanıyorum. Güzel kadınlar değil reklama <laughs> giriyorum. <laughs> Yani biz arada bir güzel kaynattık yine Ben döndüm parlayı dedim ki parla dedim ya Sen çıplak sesle söyleyebilir misin diye O da hmm, falan yaptı ama Söylerim dedi Genelde biliyorsun hadi bir şey hani <laughs> Bir şey söyle dediğin zaman Şimdiki şarkıcı arkadaşlarımız Hemen işte boğazı kıs sesi kısılıyor Bir anda boğaz ağrıyor işte Gripten yeni kalkıyor filan Eskiler ama bunu pek güzel yapıyorlar Şöyle bir kulaklarımızın pası Biraz da olsa ya yani bir şey söyleyeyim çok kısa e, uzun söylemem çünkü müzik olmadığı zaman Hı. hakikaten insan sesi hani çok özel çok güzel bir sesi yoksa e, çok da hoş gelmez. Senin şirine bir sesin var ama. E, benim şarkı sesimle konuşma sesim çok farklıdır. Ama şarkıların da böyle bir şirinlik üzerinden gittiği için eski, şeylerin, Yok. eski tarzında. Yok onlar plaklarım. Söylemeyi Söylemiye kaç Şarkılar tane plan var vardı. bu arada? E, 7 adet 45'liğim vardı. Bunların 3'ü e, müzik listelerinde ilk 3'e kadar girdi Ay ne kadar falan filan. Ya evet güzel. ben bir de güzel. şeydi İnci e, Ayşen eee Belediye Konservatuarı Bale bölümü öğrencisiyken 5 sene solfej dersi aldım. Hı hı. Muammer Yeşil'den ve notlarım hep 9'du, 10'du. Yani Birras da bile rec musicia. Ma maestà ma in me işte ciò che fa l'ampidam. Dalla sigaretta in bocca accesa esce il fumo e ti accarezza il viso. E per questo che que i belli occhi tuoi sono rossi come i miei. Mi sembrava che fossi anche tu quasi quasi per piangere. Ma non è così, piango solo io che non so ancora perdere. Non scherzare più, questo amore tuo è un amore ridicolo. Ai, ai, ai ragazzo, se mi fai soffrire, mi viene voglia di piantarla lì. Ai, ai, ai ragazzo. se non vuoi capire ti dico ciao e non ci penso più. Harikasın. <laughs> evet. Harikasın. Aa, bak nazlandı nazlandı Aa, ondan sonra neler çıktı. Harikasın parla. Vallahi çok güzel. Ne kadar güzel bir e, ses rengi var. E, İtalyanca'yı da çok güzel. İtalyan lisesinden. Çünkü... Liseden mezun olmadım. Ortayı bitirdim. Ortayı bitirdim. Babam da öyle. Okudum. O da İtalyan ortaokulunu bitirdi. Ondan sonra lise işte konservatöre geçti. Sonra ama, Boğaziçi biliyorsun. E, İtalyanca muhteşem. Yani, ben İtalyanca'yı çok seviyorum. Yani, benim hayatım gibi geliyor. Ben hani Ve İngilizce... güzeldir ya. Muhteş... Bak ben de Fransızca kökenliyim aslında. Sonra İngilizce, İtalyanca ama o Fransızca mesela hiçbir zaman böyle Hi, Fransızca konuşayım falan diye bir şey yapmadım. Ama İtalyanca İtalyanca duyduğum zaman falan böyle hoş, yağlarım eriyor yani. İtalyanları da zaten pek bir seviyoruz biz. Çok, çok ben yakın. Ben gerçekten değil çok mi? seviyorum. Bir de çok benziyorlar yani. Benziyorlar o hele bize. Hele bazı şeyler o böyle birazcık tembellikleri de var tabii aralarda <laughs> derilerde falan ama. İtalyanların şeyi de biliyorsun. Derler. 8 sene turist rehberliği yaptım. Hı hı. E, İtalyanca, Fransızca, İngilizce. Onların en güzel taraflarını bayılırız biz böyle İtalyanca rehberleri kendi aramızda. Şimdi ne kadar düzgün yapabileceğim bilmiyorum ama gelir mesela Signorina ne Costa bilmiyorum. Der sonra, sen güzel bir kadın oldun. Costa Signorina. Posso <laughs> <Çok gülüyor> Ruhlarında var. Ruhlarında var böyle şeyler ama çok tatlılar. Yani ben bilmiyorum çok bir, ya bana çok hitap ediyor. Çünkü ben de çok el kullanan biri <laughs> olduğum için el kolu hareket. Hiperaktif olduğum için onlar da böyle devamlı hareket halinde hoşuma gidiyor diyor. Masal anlatmak nereden aklına geldi? O diziyle bağlantılı evet, mı devam etti? Şöyle oldu tabii. ya yani, ama biraz geç başlamışım buna açıkçası. Baktım ki hala böyle sihirli annem nedeniyle o kadar çok böyle hala Periliçe 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 oğlum Civan dedi ki anne sen niye masal okumuyorsun Yani hani bir e, tanınırlığın var. Artı işte güzel bir sesin var, güzel bir diksiyonun var. Niye böyle bir şey yapmıyorsun dedi. Ve onun önerisiyle işte YouTube'da Perilice'den masallara başladık. İlk masalları ben kendim yazdım. Hı. Onları okudum. Ama ondan sonra böyle iki yıl üst üste böyle bir günlük dizi çalışmam oldu. Mümkün değildi ve işte hazır masallara yöneldim. Pandemi öncesi daha profesyonel koşullarda çekiliyordu ve masalların kalitesi çok daha iyiydi. İşte green box önünde çekiyorduk, işte kamerayla çekiliyordu. Araya böyle güzel resimler serpiştiriyorduk. Pandemi oldu ama herkes benden yine masal bekliyor. Bu sefer evde telefonla daha amatör, ama kimsenin baktım bundan bir şikayet ettiği yok. Ama zaten genelde hepimiz aynı. Ben de mesela e, kendi sen, yaptığım tabii, programlarda tabii. falan herkes ona yöneldi. Tabii tabii. Abi. Bir de hiç, o kadar enteresan ki Almula yani şimdi Perilişe'den masallar tamam masal işte. Ama şimdi bütün istatistiklere falan bakıyor Civan. Onları hep takip ediyorlar eşimle. O kadar çok erkek var ki ve belli bir yaşın üstünde o kadar çok insan var ki. İlginç. Şöyle, çok ilginç. Çok ilginç. İşte abire mesajlar geliyor diyor ki sakın gülmeyin. İşte ben 32 yaşında bir erkeğim ama uyku problemim var. <laughs> Sizi dinleyerek uyuyorum diyor. <laughs> Ay ne güzel. Evet. Evet. Değil mi? Çok enteresan. Ondan sonra mesela yurt dışından çok var. Diyorlar ki çocuklarımıza işte sizin sayenizde doğru ve güzel Türkçe'yi öğretiyoruz diyenler var. Yani çok böyle değişik bir dinleyici çünkü portföyü var. Şey diyeyim, şimdi artık çocuklar ekran ya çocuklar acayip bir şekilde... Şimdi Benim ufak olduğu için ikisi de bir 4 biri 8 olduğu için şu anda hani ya sanki bir bilgisayar ...bilgisayar olarak doğuyorlar. Kesinlikle. Kadar, <gülüyor> biraz, <gülüyor> ya böyle bir şey. Kesinlikle. Ben hala çözemedim bazı şeyleri. Benim oğlanla bir yaşında uçağa bindik... ...daha ben bavulumu yerleştirirken... ...o o, o düğmeye basmış, koltuğu yatırmış... ...televizyonu indirmiş. Müthiş. Acayip bir şeyler. Ben mesela açamıyorum, telefon, kumandaları birbirine sokuyorum... mu tak 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 tak... ...oturduğu evet, yerde onları evet. yapıyor. Ve i̇nsan kendini biraz böyle geri zekalı falan gibi hissediyor. onların. <laughs> Ama ya Almuna... Yani, Acayipler. Hayatım biz televizyonla belli bir yaşta tanıştık. Bırak cep telefonunu. Televizyonla belli bir yaşta 76 tanıştık. 76 mıydı? Yani ne bileyim yani. Baya ben ilk çi, orada çi, 74 şey. Olmuş 74 olması lazım. 74 falan mıdır? Evet. 73, ben evet. 76'da Küçük Ev'le başladım dublaj yani Küçük Ev'de oğlan çocuğu Vili'yi konuşuyordum o dönemde. İlk onunla başladım. Ondan sonra işte çizgi filmler Hı. geldi falan. Hı. Sen sen de bayağı Ben 61'de is. İstanbul Teknik Üniversitesi iç yayın yaparken, İçin, deneme ha. yayınları yaparken Esen Ataman diye bir ilkokul arkadaşım babası oradaydı. Bizi sınıfça çağırmıştı. Orada bir dans mı etmiştim, şiir mi okumuştum, bir şeyler yapmıştım. Çok güzeldi ya. O zamanlar. Evet. Sen kendinden bahsetsene biraz biz de sana soralım. Ne masin, yapıyorsun? Bana misafir gel eve eve gelmiyorsunuz. <laughs> ben, o, biz 10 senedir görüşemiyoruz Parla'yla. Ya. ya. İstanbul yani maalesef. haberleşiyoruz maalesef. bir şekilde. Aa ben ona la, işte şey sosyal medyada evet. beğenme yapıyorum Öyle falan olur, ama. Öyle oldu maalesef. Sen son babamla bir Eee evet. yaptın. O, o da çok keyifli. Ümit Ümit Efekan'ın programıydı değil mi? Yeşilçam Yeşil Yeşilçam miydi? diye bir program. Orada bir gördüm hani ekran olarak da. Ondan sonra ben zaten yurt dışında evet, tabii, olduğum tabii, için tabii, kopuklar tabii. oldu falan. Tabii. Suna da vardı değil mi? Suna Yıldızoğlu Ümit Efekan. Evet Suna Yıldızoğlu, Ümit Efekan. Biz baba. de ikimiz konuktuk babanla. Evet. Güzel programdı evet. Yani şimdi, şimdi konudan konuya girdik ama sohbetler böyle oluyor. Sohbetler, <laughs> o çocukların durumu, geç, geçen gün çocukları aldım işte araba ben efendim bu arada size haber vereyim. Türkiye sınırlarında ben böyle bir liste yayınlayacağım. Benim araba kullandığım saatler dışarıya adım atmayın. Kesinlikle adım atmayın. Çünkü böyle saçmalıklar sinsilesi olur. Çünkü mesela o anda bir yerden geçe aa simit koktu falan deyip ben şimdi araba sen park... Sen diye durduruyor musun arabayı? Aynen öyle. Çünkü simit araba park bilmiyor ki bu kadın. Duruyor orada, iniyor oradan, alıyor girip felaket ödüyse o yüzden böyle liste yayınlayacağım yani. Bodrum sokakları falan sinyal verecek, anonslar falan yapacaklar. Oğlanı da aldım arkaya gidiyoruz tamam mı? Tuvaletim geldi diyor bana. Şimdi, ha, önce restorana gidelim diye tutturdu bana. Restoranda, restoranda dedim ki gitmeyeceğiz bugün. E tu tamam dedi. Tam en sevdiği restoranın önünden geçerken tuvaletim geldi dedi. Şimdi dedim ki biraz sabit. Yok anne duramayacağım falan böyle. Bir de cin biliyor. Maymun. Ha dedim nasıl? indireyim sokayım tuvaletin şey restoranın içerisine gittik böyle yaptı. E biz nereye oturuyoruz şimdi? Ay, böyle bir şey biz tam biz fırlama biz çocuklar biz çok, yani çok, hepsi tam çok. bitirimler. E, çok, çok manipülatif bu yeni şey eee Herkese her şeyi idare etmeyi, evet, evet. halletmeyi biliyorlar. Biz artık onların evet. yanında gerçekten tabii, tabii, tabii. çocuk gibi yani yeni öğrenir tabii. duruma geldik. Tabii, tabii. Anlatmak keyifli mi peki masalları? Eee keyifli. Uykuda uykudan önce vardı çocukluğumuz Tabii çok canım. Güzel. Tabii. Keşke öyle bir şey yapsan. keşke aslında öyle aslında bir şey olsa olur. tabii, tabii. Geçenlerde bir TRT'de TRT 1'de bir masal okudum zaten ama hani öyle sadece bir programlıktı. Tabii yani çok hoş olur. Ya e, almalı sorun masal anlatmak değil de anlatacak masal bulmakta. Hmm. Ben bu işe girdikten sonra yazılı olan masalların çoğunun aslında hiç anlatılmayacak kadar <laughs> kötü olduğunu gördüm. Ben çok Ve çoğu da çocuk psikolojisine ters. ama öyle böyle değil. Parla öyle böyle biliyorum, değil. Biliyorum biliyorum. Yani Hı. alıyorum elime bir masal. Bende bir yıl masal var. Dehşete kapılıyorum. Bunu nasıl yazmışlar? Nasıl basmışlar? Nasıl anlatırlar? Bana Bahse, çok söylediler. Bahçe, Masal yazsana, çocuk ama, kitabı yazsana diye. Ben dedim o zor. sorumluluğu almam üzerine. ilgili şey zor. Çok yani, ince ama şimdi yok, de, demek Çok ki, büyük sorumluluk aldılar. zamanında de. düşünülmemiş herhalde. Pedagoji falan kimsenin umursadığı yokmuş. Ben bakıyorum benim masallarımda kötü kral bile öyle hani öldürmüyorum işte gözden kayboluyor yere yığılıyor diyelim yani mesela benim bir masalım var iyi yürekli üvey anne tamam. babaannemin de bana anlattığı ha. bir masal vardı iyi dev nevin iyisi bana mi anlat olur derdim sonra ben sen böyle. bana onu anlat yani böyle hani çocukları yaralayacak şeyler değil aman o, o bakıyorum masallara Şehzadeler birbirlerinin kellesini kesiyor, kuyuya atıyor. İşte kız kardeşler küçük kardeşinin hediyesini kıskanıyor. Ne yapalım, ne yapalım, bizim olsun bu top hediye de minicik bir topa. Ondan sonra bunu öldürelim de top bizim olsun Ben böyle okuyorum. Nasıl bir vahşet, vahşet. Neler neler. Şimdi o çocuk yani kabus görür ya. Bunlar nasıl yazılmış? Ben nasıl kızda, bir denetim kızda bu? Kızdım bir gün dedim ki şu, bugün cezalısın, bugün ev sen toplayacaksın dedim. Mutfak falan dağınıktı çok dağıtıyor Hı. çünkü. Sen soruyorsun Şimdi ben dedi yani dedi, şey mi oldum, kül kedisi mi oldum bu mi? evde dedi. Nereden onu aklına getirdi, bağladı bir anda. Evet dedim sen kül kedisin şimdi toparlamaya gidiyorsun falan diye. Yani her şey çok etkileniyor. Çok etkileniyor gibi, tabii. Ninjalar falan, tabii, acayip acayip insanlar Hayatım tabii şimdi var. şu da var yani hayat e, her şeye gibi her türlü en yakınından bile olsa bir hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun, ondan gelen bir acı olabiliyor ama... O çocukların da o minicik, o körpe zihinlerine, yüreklerine işte ne bileyim bir kardeş acımasızlığı, kötülüğü bunları o tohumları atmanın ne anlamı var? Evet. Ne anlamı var? Yani ben mesela hep onu diyorum. Çok enteresan bir şey yaşadım ben. Bu ilk bir masal kitabı yazmıştım zaten. Onunla böyle dolaşıyorum bu üvey anne olayı falan beni hep çocukken de demek ki empati yapabiliyormuşum o zaman. Derdim ki mesela üvey annem benim olmadı. Ben de üvey anne olmadım ama hep o masallarda derdim ki ya üvey annesi olan çocuklar acaba ne düşünürler? O kadar kötü şeyler anlatılıyor ki. Bir gün bir okula gittim ama ufak çocuklar işte böyle birinci sınıf, ana sınıfı falan gibi. Ben de şimdi onlara şey diyorum. Çocuklar biliyor musunuz? Bakın masallarda böyle üvey anneler, üvey babalar var. Aslında onlar o kadar çok severler ki onlar öyle masallarda yazılı, Hani çok severler, kendi evlatları gibi benimserler. Artık ben o üvey anneleri nasıl ballandırarak anlattıysam iki dakika sonra parmaklar kalktı. Benim de annem üvey, benim de annem üvey. Hani çok harika bir şeymiş gibi bir anda Hoş çocuklar. Gerçekten yani öyle. Ben bu tür konularda biraz acımasız veya gerçekçiyim. Yani ben şeyi çok doğru bulmuyorum. Tamam. Kardeşiyle de değil. hayır hayır on tamam. demiyorum kardeşiyle kavga eden bir masalı çocukların beyinlerine sokmamak dediğimiz zaman ama kardeşleriyle insanlar hayatlarında kavga ediyor veya dünyanın adil olduğu duygusunu çocuklara aşılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum dünyanın adil olmadığını gördüklerinde eşekten düşmüş karpuza benziyorlar yani. ...masalların biraz gerçekçi olmasında çok da sakınca görmüyorum ben. Ama Yeter onun dozu önemli. Kötücülüğün ha, altı çizilmesi, işte bu zaten. E, önemli ya da e, kabul edilebilir gibi bir şey olarak gösterilmesin ama Tabii. gerçekçi olsun. Tabii. Ben bu konularda Tabii. biraz şeyim var. Ama şu da var yani işte biz bunları dinledik ne oldu? Yine, Aa, yok. E, gerçeklerle karşılaştık. Ay, ne kadar toz pembe büyümüştük, düşünmüştük falan o masallarla demedik. Zaten hayat kendini ben bir bile şekilde bir sana ispatlıyor. Çünkü şöyle, bak, mesela şunu düşün. Yani bir üvey annem, bu çok, gerçekten çok önemli. Yani o masallarda ne oluyor? Üvey anne sürekli onu hep nasıl kötü, öldürebilirim? Hep kötü. Ona nasıl kötülük yapabilirim? Ben çocuk olsam, Aa, o tamam, işte onu söylüyorum zaten, onu Yol söylüyorum. Allah. Düşün, ufacık bir çocuksun. O üvey annenin her ne bileyim gülüşünde bile bir sahtekarlık ararsın. Tabii ki. Acaba benim ölmemi düşünüyor mu? Bir e planlar... şey ha işte benim söylemek istediğim benim söylemek istediğim o. Zaten hepimiz büyüdükten sonra hayatın zaten çok çeşitli realiteleri zaten e, karşılaşıyoruz. Ama şu var hani şeye karşıyım bak orada. Yani hiçbir şey yapmadan beyaz atlı prensi beklemek o masallardaki gibi. Anladın mı? Hani onlar farklı yönlere götürüyor. Bunu aşılamak değil çocuğa. Ya böyle çok hani sadece bu çok masal olarak bunlar. Da yani. ben. Dizilerde, A, filmlerde tabi, 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 yani tabi. ütopik bir dünyayı pompalamak pompalamaktan hiç hoşlanmıyorum. ütopik bir dünya yok dizilerde. Bana fenalık geldi. Bütün insanlar bu kadar mı entrika sever? Ay evet. Bu kadar mı Eskiden kötü Dallas olur? Eskiden Dallas dizisi vardı bizim dublajı. Aa, a, Dallas bir şey değilmiş mi ya? De. ne ay, kadar masum bir şey dizi diziler. Sürekli bir kere zengin insanların ay, hep bir tane şey, çocuğu çıkıyor ortaya. Realiti programlarına bir bak var. hepsi Dallas'tan beter. Hepsi onun yeğeniyle, onun geliniyle, tabii, tabii. onun <laughs> Yani... O Dallas ne kadar büyük olaylar Olaydı yaratmış. Olay değil hiçbir bir şey değilmiş <laughs> meğer. Evet o, ay, o da çok güzel. yani şimdi bakıyorsun, şimdi mesela bazı şeyler hakikaten hasret kaldık. Ütopik de olsa ben birazcık o Ütopya'yı şimdi arıyorum. Hı hı. Güzel aileyi arıyorum, görmek istiyorum. Ee, sevgiye saygılı, saygıya dayalı birlikleri görme, birliktelikleri görmek istiyorum. Birazcık istiyorum onları özledim ben bıktım yani. Bıktım herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, kazıyor. Hiçbir sakınca görmeden hayatlarını ya, mahvediyorlar. Tabii ki ben de bunu kastetmedim. Rezalet yani, yani rezalet. Uzun Hadi. konu dedin. Evet yani, yani bu evet. Onları. Yeni projeler var mı? Bir e, sinema filmi Ay, e, başlayacak. E, Burçlar filmin adı. Hmm. E, çok sevdiğim bir ben sürü ben işim okuduğum onu. E, evet. bir arada bizler burç tanrıçalarıyız. E, güzel bir film oldu diye düşünüyorum. Ferman Akgül müziklerini e, yaptı, kendi de oynuyor. O var. Yakında vizyona girecek bir reklam filmim var. E, Konuşulan bir sürü şeyler var. Hı hı. Ee, benim öyle çok yoğun çalışma tercihim hiçbir zaman olmadı Almula. Ee, yani ben mesleğim için özgürlüğümden fedakarlık etmedim. Hı hı. Ee, hayatımı hep kendi istediğim gibi yaşamayı sevdim. Ve hep şey derim ben mesela namus kendi ve başkalarının namusuna, şerefine, sağlığına zararı dokunmayan her şeyi yaparım ben hayatta derim. Onun için işte biraz öyle, biraz böyle, biraz şöyle. Mesela tiyatroda onun için çok fazla yapmadım. Ama ne bileyim bir Baba ve Piç'te oynamaktan çok büyük mutluluk aldı, duydum. Mehmet Ergen. Konuşma. Mehmet Ergen. Nasıl harcaya? oynadınız onu? Vallahi 20 oyun oynadık herhalde. Şeydi, semaver Kumpanya mıydı? Talihane? Talimane Tiyatrosu. Talimani tiyatrosu. Zaten Mehmet Ergen bunu şey için, İstanbul Festivali için hazırlamıştı, tiyatro festivali için. Orada Serra Yılmaz'ın oynadığı rolü ben devraldım. Çok da enteresan bir oyundu. Serra için özellikle düzenlemiş bir İtalyan yazar İtalyan yazarın Türkçe çevirisi oynandı Sahnede oda orkestrası vardı canlı Aynen. Çok enteresandı Ve ben de çok farklı bir karakter oynadığım için çok mutluydum Pandemiye ben ben mi yakalandınız? karakter oynamayı çok seviyorum Yok o, orada da başka bir şeye yakalandık Ne oldu? Darbe girişimi oldu Ha. 15 Temmuz. Ya çok böyle her, o kadar çok şey üst üste geldi ki hayatımız için. Sonra 10 yıla bakınca sürekli bir şeyler bir atraksiyon halinde yaşıyoruz. Sürekli evet. bir heyecan. Sende var mı yeni projeler bizi böyle heyecanlandıracak? Ben de işte bir e, reklam çektim. Hı hı. İşte geçenlerde bir İran'a gittim. Türk İran ortak yapımı bir filmde oynamıştım onun galası için davet edildim. 10 gün İran'da kaldım. İşte konuştuğum bazı projeler var ama hiçbir şeye tabii kesin gözüyle bakamıyorsun. Yani imzayı atacaksın, çekmeye başlanacak. Ondan sonra ha başladım diyeceksin. Bir de başladıktan sonra da 3-4-13 bir de, on üç bir bölüm de o on, da var yani. belli değil. Evet. Bir de şeyleri çok seviyorum ve çok mutlu oluyorum. Pardon galiba Neyse, yok, sözü yok, yok kestim şeyde. bu ara. Bu ara böyle üst üste değerli e, belgesellerde konuştum. Ah, hmm. e, cumartesi bir tanesinin e, galası olacak. Ee, şey bir İlhan çekti onun e, seslendirmesini yaptım yine çok önemli bir şey isimleri unutuyorum o belgeselleri konuşmak çok hoşuma gidiyor sesimi böyle adalı ağdalı ah, kullanıp ah, kendimi ben dinlemek severim kan akademi biliyor musun kan akademi kan e, akademi yeğenlerine ders öğretmek için e, YouTube Üzerinden ders başlatan bir kişinin uluslararası hale gelip evet. yüz dilde filan e, hayır işi olarak videolarının yayınlandığı bir öğretim platformu. Türkiye'de de var bu. Orada da pek çok şey seslendiriyorum. Çok ha, zevkli güzel, oluyor. Bu, ben sinema filmlerini falan çok özledim ya konuşmayı. Bayılıyordum ona çok eğleniyordum. Seslendirme yapmayı ben çok Seversin seviyorum. Mi? Çok evet. seviyorum. Evet. Gerçekten Gerçekten çok sevdim. Yani ben onu iş olarak falan görmüyordum. Acayip zevk alarak yapmıştım. Ama o da şey. o kadar yani. önemli ki. Yani ben bakıyorum bazı oyuncuların... Senin hani insan... de çok şeyin vardır. Tabii tabii. Böyle hoş, buğulu bir tonun vardır Kendimi, böyle. E, yıllarca Merlin Monroe'yduk hayatım tabii, yani. Tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen e, oyun, yeni yeni bir proje... Ya böyle bir, bir iki özel tiyatrodan teklif geldi bana. Aslında ne güzel. Oldu. Sizlerin oynaması lazım. Tabii yani aslında oynamayı tabii çok istiyorum. Ama iki yıldır dediğim gibi bu günlük dizi Sinema, tiyatro, dizi hangisi daha çok hayatında olmasını çok istediğini, ağırlık vermek istediğin. Tiyatro. tiyatro. Tiyatro değil mi? Ondan sonra e, sinema, ondan sonra kaygılar. dizi. Yani hani dizilerde bir sanat yapmıyoruz. Bu tartışılmaz bir şey. Geçenlerde Al Pacino'nun bir e, lafını okudum. Diyor ki: "Oyunculuk ip üstünde yürümeye benzer." Hmm. Yani ama diyor e, Sinemada o ip yerdedir. Ha. Hmm. güzel güzeldi, güzel. Ne kadar güzel. Çok güzel. Ne kadar güzel. güzel. Oyunculuk ip üzerinde yürüme ama, evet. ama sinemada o bir, ip, o ip yerde. yerde. Ama tiyatroda yukarıda o çok zor o ip üstünde yukarıda oynamak. Er meydanı zaten. Değil misin her şeyi ya. orada görürüz. Yani en baba çıkıp da orada sinemada en başrol oynayan ya da dizlerde başrol oynayan gelsin bakayım ya, tiyatroya. Ta Seni tabii ben bir tabii de orada tabii. göreyim yani. Ya, ama bu yüzden zaten Amerika'da, Avrupa'da böyle pek çok bilindik oyuncu hemen tiyatro yapmak istiyor şimdi bize de başladı çünkü orada da kendilerini ispat ya, etmek istiyorlar herkese yani yapmasın ha, ha, o da ya, hay, hay, haddini ya bir anda nasıl parladık ama hep beraber herkes bir haddini oh. bilsin ya o yani herkes bir şey sunuculuk yapma mesela öyle bir merak da var şu anda bir biraz haddini bilsin insanlar ya bakıyorsun çünkü şu ekran önünde olan ya da işte sahne üzerinde olan dizilerde de olan dizilerde zaten hep tiyatrocuların şeyiyle Kesinlikle, gidiyor Kesinlikle onların desteğiyle Tiyatoyu, gidiyor. Teatroyu diğer işlerden sanki çok farklı değilmiş gibi görüp hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım. oluyor. E, yok olmuyor hayır, işte. Ben hayır, bir de en çok bir, hatta birkaç yerde böyle tartışmalar yaşadım yani direkt. Hı -hı. İşte e, ben mankenliğinden biliyorum. iki tane de dizden biliyorsun. İşte ben bu sene tiyatro yapmaya karar verdim ya da tiyatroya geri döndüm. Geri döndüm. Ne yaptın <laughs> da geri döndün tabii. Abi ne zaman yaptın tabii. da ne zaman dönmeye karar verdin yani. Tabii tabii. bu böyle bir yani... Tabii. Ne zaman zaten güzellik yarışmasına giren bakıyorsun ki illa oyun mutlaka oyuncu olacak. Hayır, hayır. hayır şöyle deseler teklif geldi hoşuma gitti değerlendirdim. Bu sene tiyatroya çıkacağım. İnşallah iyi olur. Evet. Bir kendimi görmek denemek istiyorum. Değil mi? Yani. Ama tabii onlarda da şöyle ben sen yani çok fazla da suç bulmuyorum. Çünkü özel tiyatrolarda şimdi sen de özel tabii. tiyatro gördün. Sen de gördün. Aha. İşte ben yıllarca hem patronluğunu da yaptım. Evet. Temp seyirci de telefon açıyor. işte onu soruyor. Ha işte, yani ee, hani bizde evet. Kim çok oynuyor doğrusu, diyor. Maalesef. Maalesef. Yani o zaman da onlara kızamıyorsun. Kızamıyorsun. Çünkü o ekran yüzü olarak tanınan bir şey yaptıran ne oluyor? Bir şeyi yaptırtıyor. Ama ne oluyor? Ya Bak... gerçek tiyatro seyircisi sormuyor onu ama. Ya parla eski tiyatro soruyor, soruyor. Eski seyirci gerçek yok artık ya maalesef, maalesef. Yapmayın. Yani o dönemler bitti. O bir televizyon bir acayip bir büyülü dünya haline dönüştü. Artık herkes onları evet. tabii bunun maddi boyutlarını da şöyle düşünmek lazım. Evinde oturuyor, seyrediyor. E, tiyatroya geldiği zaman şimdi bir aileyi düşün. Özel tiyatroya geldi mi? Özel tiyatro pahalı olmak tabii, zorunda. Tabii. Çünkü koca bir kurumu idare ediyor. Yani tabii. ödenekli tiyatro değil. Tabii, tabii. E, ne yapsın? O televizyondan seyrediyor. Hasbel kadar birazcık parasını biriktiriyor. Yani geliyor işte o, o, gün zaten büyük bir yemesiydi, içmesiydi, kahvesiydi tabii. derken ciddi bir masrafa dönüşüyor evet, evet. ve orada işte ekranda seyredip hayran olduğu kişiyi de orada sahnede canlı olarak Görüntü gidiyor. De, yani, yani O ayrı bir şey. Yani ben onlara tiyatro seyircisi demiyorum işte, işte yani. Aynı zamanda <laughs> kişisel gelişim eğitimleri, dönüşüm eğitimleri de veriyorum ya. Kişisel gelişim deyince yapıyorum ağzıma. Çünkü artık adım başı kişisel Aha. gelişimci var. Mesela onlar da yapmaya başladılar. Sahneye çıkıyorlar, oyun oynuyorlar, oyuna dönüştürüyorlar falan. Bu yani ya. çok büyülü bir işimiz var aslında. Evet. Hakikaten bizler çok farkında değiliz galiba. Evet. Ama ciddi herkesin çok özendiği, evet. çok güzel ama bir işimiz var. insanların tabii özendiği tiyatro oyuncusu olmak değil. Ben eğitim de veriyorum. Herkes sadece şöhret olmak Tabii. istiyor, ünlü Abi, olmak evet, istiyor. Yani gelenlerin çoğu, ay ben iyi bir oyuncu olayım, yetişeyim falan yok. Ne zaman rolüm olur, ne zaman teklif gelir, sadece evet. ünlü olmak derdinde. Ve bana mesela mesajlar geliyor, ne olur benim elimden tutun ona, işte bana yardımcı olun. Ben çok istiyorum oyuncu olmak, tanımadığım, etmediğim. Yani bu nasıl bir cesarettir? Ben kimseye böyle bir şey elinden tutamam. Benim çok iyi bilmem lazım. Onun yeteneğini bilmem lazım. ...iş ahlakını bilmem lazım. Sadece yetenekle değil. Disiplinini bilmem lazım. Ben seni tanımıyorum, bilmiyorum. Yüzünü görmediğim bir insan. Yani niye biz böyle kendimizi bilmiyoruz? Bilmiyorum. Bak niye sınırlarımızı bilmiyoruz? Torpilin olmayacağı en önemli işlerden biridir oyunculuk. Ama bunda o kişilerin işte suçu yok. Yani ben mesela bir tane dublajdan bir örnek vereceğim. Hiç isim de kullanmadan vereceğim. Bir gün geldim biri konuşuyor başrol konuşmacısı ama böyle bir şey olamaz. Türkçe falan, facia ötesi. Hiç de i̇şte Ben seslendirme yönetmenliği de yaptım ya. Ya bu kim dedim ya içeride konuşuyor. İşte bir tane hocamız bizim. Efendim telefonda dinlemiş, sesini çok beğenmiş. Dublaja çağırmış ve ertesi gün başrol yazmış. O yüzden ben ona itiraz bir ettim değil diye de şey 6 ya. ay beni o stüdyoya çağırmadılar bir daha. Bu deli kadın gelmesin diye. çünkü. O bir dönem erkek yönetmenlerin biraz kullandıkları bir yöntemdi ama artık yok öyle şeyler. Biz bittik. <laughs> Bitti program. Aa, ya inanmıyorum. <laughs> Oldu. <laughs> <laughs> Efendim biz bu güzel sohbetten bundan sonra da devam ederiz biz. Ekranlar kapanacak. Biz devam edeceğiz sohbetimize. İyi ki buradalardı. iyi ki geldiniz. Ay, çok iyi ki gönlümüzü Ay, çok şen keyifliydi. şenlendirdiniz. Canım. Çok keyifliydi. <laughs> <Sizi> çok seviyorum. <laughs> sağ, sağ. Haftaya yine birlikteyiz. Görüşmek üzere.